Her hafta Düzce TV ekranlarında yayınlanan Mehmet İbrahimoğlu'yla gündem programı bu hafta İyi Parti Düzce İl Başkanı Yunus Özay Er'i ağırladı. Er, Düzce'de yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulunduğu programda şunları söyledi. Çok dinamik bir memlekettir Düzce, malumunuz zaten. Evet. Bu dinamizme yerel siyasette ayak uydurabilenler var, uyduramayanlar var. Yani bir halk tabiriyle koşturuyoruz işte yani. Allah kolaylık İyi bir şeyler versin. Olsun diye, iyi bir şeyler yapalım diye koşturuyoruz. Peki, İbrahim Çengel yayınlar, kıymetli başkanım Yıldız'dan sevgi saygılar. Sağ olsun, teşekkür ederim. Efendim. Hedef ne? Yerel yönetimi almak mı? Milletvekili sokmak mı? Üç mü? Yani beş mi? Siyasetin amacı, ben birçok yerde de bunu söylerim. Siyaset hedefsiz olmaz zaten. Hmm. Siyaset bir yarıştır, bir hedefiniz olması lazım. Ve günün sonunda da siyaset tabelaya yönelik bir iştir, skora bakar. Bu çerçevede baktığımız zaman İyi Parti Düzce Teşkilatı kurucularından biriyim ben. Başladığı noktadan bu noktaya kadar hep belli hedeflerle geldi. Biz adım adım büyümek zorunda kaldık. Tabii etkin bir, sizin de ifade ettiğiniz gibi etkin bir siyasi çizgi benimsediğimiz için bütün teşkilatımızla beraber. Tabii insanlar bizi çok eski bir parti gibi görüyor olabilirler. Yani en azından algı öyle oluyor olabilir ama neticede biz toplamda 4 kuruluşundan itibaren, resmi kuruluşu kastetmiyorum, 4,5 senelik bir partiyiz. Onun mücadelesini veriyoruz. Adım adım somut ulaşılabilir hedefler koyarak bugünlere geldik. Önce Düzce siyasetinde var olmak, sonra Düzce siyasetinde söz sahibi olabilmek, ondan sonra teşkilatlanmasını tamamlayabilmek, üye sayısını belli noktalara, hedeflenen noktalara ulaştırabilmek, daha sonra yerel yönetimlerde iddia sahibi olabilmek. Bunların hepsini yavaş yavaş başardık. Bundan sonraki dönemde biz yönetimi devralmak. Bizim en büyük hedefimiz o. Zaten bizim partimizin ve teşkilatımızın kuruluş felsefesi de odur. Mevcut sistematikten, mevcut yönetim anlayışından memnun olmayan cesur insanların kurduğu bir partidir İyi Parti. Bizden sonraki partilerin kuruluş süreciyle bizim kuruluş sürecimizi karşılaştırırsak, siz de çok iyi biliyorsunuz, bizim sürecimiz inanılmazdır yani. Doğru. Çok hızlı, çok kararlı ve çok azimli insanlar bir araya gelerek kurdular bu teşkilatı. Başından bugüne kadar emek veren herkese sonsuz teşekkür ederim ben. Hem partim hem şahsım adına. Çok kararlı, azimli insanlarız. Mevcut sistemden, mevcut işleyişten, mevcut pratikten diyeyim, memnun olmayan insanların, farklı siyasi görüşten insanların bir araya getirip kurduğu bir partidir İyi Parti. En büyük hedefimiz o. Bunu sayısal olarak bir şey söylemekten ziyade önce tabii ülke yönetimini devralabilmek ki bu çok mümkün görünüyor. Çok kısa zaman içerisinde yapılacak bir seçimde bunu devralacağız gibi görünüyor. Yerelde, Düzce'de de aynı şekilde yönetimi devralabilmek. Biz kenti yönetmek istiyoruz açıkçası. Erken seçim bekliyor musunuz? Erken seçim olacak gibi görünüyor. Yani bu, ben çok erken seçim taraftarı bir siyasetçi değilim. Ben seçimlerin zamanında yapılması taraftarıyım. Yani artık bu alışkanlıklarından vazgeçmeli bu ülke. Bu siyasi sistem diyeyim. Ama öyle koşullarda siyaset yapılmaya başlandı ki özellikle de psikolojik üstünlüğün muhalefete geçtiği andan itibaren. Çünkü gündemi artık muhalefet partileri belirliyor. Sizin de malumunuz her gün yeni bir gündemde uyanıyoruz. İşte ekonomik sorunların alıp başını gittiği, işte göç sorununun, göç politikasının yetersizliği, iş güvenlik problemlerinin alıp gittiği ve oluşan her krizde, çok üzülerek ifade ediyorum, ben devletine, milletine sıkı sıkıya bağlı olan bir gelenekten geliyorum, siyasi gelenekten. Her krizde çok açık olarak ortaya konan yetersizlik, idari zafiyet o kadar ön plana evet, çıkıyor ki maalesef. Bu işte son dönemde yaşanan sel felaketlerinde, yangın felaketlerinde, pandemi döneminde, pandeminin başında bir tırnak içerisinde bir maske dağıtma noktasında bile acziyete düşen bir sistemden bahsediyoruz. Evet. Hatırlıyorsanız önce postane yoluyla dağıtılıyordu. Ondan sonra o sistem iptal oldu. Eczaneler yoluyla dağıtıldı. O oldu, bu oldu derken karman çorman. Bir gün kalktık, İçişleri Bakanımız sokağa çıkma yasağı koydu. Sabah kalktık, akşam Cumhurbaşkanımız iptal etti. Sokağa çıkma serbest oldu. Millet marketlere hücum etti. Bu aslında şimdi tabii mizansen gibi geliyor hepimize ama bunlar çok ciddi idari zafiyetlerdir. Bu zafiyetler üst üste konduğunda zaten idareye olan, yönetimi olan
güven problemi hem yerelde hem uluslararası boyutta yaşanır ve bunun da muhtemelen çözümü güven ortamının yaratılması. Bu güven ortamının yaratılmasının yolu da yapılacak bir seçimden geçer gibi gözüküyor. Çünkü bu güven ortamını çözmediğimiz müddetçe ekonomik problemlerimizi de çözme şansımız yok. Bugün nette 19 brütte yani müşteri bazında esnafa gidildiğinde 20-25'lerle kredi kullanıyor bizim insanımız. Gıda enflasyonu almış başını gitmiş %40'ların üzerinde. Devlet kurumlarına vatandaşın ve uluslararası piyasaların güveni kalmamış durumda. İstatistik gibi bir enteresan sihirbaz bir kurumumuz var bizim. Allah'tan yani devletin, var. Azıcık moral düzeltiyor belki. Bunlar çok üzücü şeyler. Devletin açıkladığı rakamlara bizzat vatandaşının inanmaması, kurumların manipüle edilmesi, yani ya Merkez Bankası'nın düştüğü durum, artık değişen Merkez Bankası Başkanı'nın haddi hesabı yok. Sürekli bir değişim, sürekli bir kavga yaşanıyor ekonomi üst yönetiminde hepimizin şahit olduğu üzere. Bunları üst üste koyduğumuz zaman bunun da çözümü ister istemez erken seçimden geçiyor. Peki, yani benim kanaatim de o.